I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope. Ve Vlog Tavır'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Şu gözlüklerimi şimdi çıkarttım çünkü çok yansıdığını fark ettim. Ama şu an bunlarla ayakta kalabilirim. Şimdi saatlerim 8 olmak üzere. Bugün anladığınız üzere başlıktan ve en başından 4.30'da uyandım ve artık rutinlere dönüş yaşanıyor. Bir yulaf lapası yaptım. Çünkü evde sadece son kalan yulafım, biraz bal ve kakao vardı. O yüzden şu anda yağmurlu havaya iyi gelebilecek en iyi ikilinin bu ikisi olduğuna karar vererek evdeki malzemelere göre bunları yaptım. Ve gerçek bir rutinlere dönüş anı yaşanıyor. Dışarıda yağmur yağıyor. Sabaha kadar yağmur yağdı. Çok güzeldi, çok özlemişim. İlk defa günün ilk öğününü böyle yapıyoruz. Dünün videosunu gerçekten henüz bakamadım. Bir önceki güne de bakamadım daha. Bilmiyorum elimde ne var ne yok. Bir önceki günden biraz daha umutluyum ama pazar gününden, yani dünden, seyahat gününden hiç ümitli değilim. Çünkü yani eve geldik. Hiçbir şey yapmaya halimiz yoktu. Türkiye'den ne getirdim videosu bile çekemedim. Gerçekten bu bir ilk oldu. Sabah kalktım. Çekemedim ve hiçbir şey de yiyemedik bu arada, onu da söyleyeyim. Sabah kalktık 4.30'da. Biraz işte böyle kahve falan içtim. Bu benim 3. kahvem şu anda. Ve bavulların hepsini boşalttık. Bu çok büyük bir şey bu arada. Videosunu çekeceklerimi köşeye ayırdım. Kıyafetleri yerleştirdik. Kirliler atıldı. İşte bavullar yerlerine kondu. Şurada silindi ve kondu. Ve gerçekten verimli bir sabah oldu. O çok iyi oldu. Bir de bize yangın dedektörü için bakmaya geleceklerdi eve ve çok bir hafta önceden söylediler, bizim gitmemizden bir hafta önceden. Ve biz de kapıya not astık, dedik ki biz bu tarihler arasında yokuz. Çünkü öncesinde de firmaya yazdık, yapabilecekleri bir şey olmadığını, hani belki kapıya not asabileceğimizi söylediler. Biz de kapıya not astık ve dedik ki yani biz bu tarihlerde yokuz. İşte maillerimiz bunlar, bu tarihte dönüyoruz. Hani evde olmayacağız diye bir yazı astık ve mail adresimizi bıraktık. Yani bize bir şey dönsünler diye. Onlar da bir şey dönmediler bir tatil boyunca. Hep kontrol ettik maillerimizi. Hiçbir şey dönmediler bize. Sonra fark ettik ki eve geldiğimizde kapıya bir randevu kağıdı yapıştırmışlar. Bugün 3 ile 5 arasına gelecekler. Bugün de birazcık programı baktım, takvimimi bir tık yoğun. Ama öğle arası hazırladığım köşede böyle bir 20-25 dakika yemekten arttırabilirsem eğer bir video çekmek istiyorum Türkiye'den ne getirdim videosunu. Ki siz bir sonraki videoda izleyebilin. Vlogtober'a da denk gelsin. Yani benim için de çok güzel çünkü bir toplu olarak görüyorum neler getirdiğimi. İnşaat sesini özlemişim. Şu an için ama tabii ki pencereler kapalı olduğu için. Böyle şu anda böyle yani güneşlenerek başladığımız Vlogtober'da biraz üşüdük. Sonra tekrar işte Türkiye'de bayağı bir yandık. Böyle ceket bile giyemedik. Ve eve gelir gelmez böyle bir havanın bizi karşılaması çok güzel oldu. Gerçek bir Vlogtober yani. Eve geldim ve bütün rutinlerimi yapmaya hazırım. İşe hazırım. Ve güzel geçecek bence bugün de. Saçlarımı da siz neden ıslak demenize gerek duymadan sabah duşumu aldım. Kuruttum ve bu düzleştirici ama böyle tarak düzleştirici böyle içe doğru kıvırarak
düzleştirdim çok rahat bir şekilde ve artık zaman geldi. Çalışmaya başlamam lazım. Gün geri kalanında görüşeceğiz. Evet, şimdi öğle yemeği zamanı. Bakalım, emin olalım. Sesten yoğurt almıştım. Gelince kullanırız diye. Çünkü evde son bir mantımız var. İkea'da bir de hemen bunların videosu çekildi. Ve şimdi bunları yerleştirecek. Şu anda saat biraz oldu. Ve bakmaya geleceklerdi eve. Bahsetmiştim. Bunlar genekler. Burası hemen toplanacak. Gerçek bir home office'e dönüş yaşandı gerçekten. Toplantıdan çıktım şimdi. Ve ortalığı toparladım çünkü... Birazdan gelecekler gibi duruyor. Randevuya bakıyorum şu anda. Kimse yok daha. Aşırı yorgunum. Uyumak istiyorum bugün. Gerçekten çok yoruldum ve 4.30'da uyanmanın kafası yeni vurdu bana. Şimdi ortada birazcık toparladım. Hala bir şeyler falan var. Yerleşemedik yani öyle sabah kalkmakla olmadı tabii ki. Çünkü videoyu da çektim öğle arasında derken. Olmadı. O yüzden şimdi oturdum. Yapmam gerekenler var. Onları yapacağım böyle sağlam bir kafayla. Ve bugün ne yiyeceğiz bilmiyorum. Yedik gerçi. Mantı yedik. O yeter bence. Ama bugün galiba gidemeyeceğiz. Çünkü ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. O yüzden belki de uyurum bilmiyorum. Son birkaç gündür videolar ne alemde. Aklım bir yandan da onlar da her gün çünkü böyle hani gün sonunda düzenlemeye çok alışmıştım. O yüzden bir tık boşluktayım şu an. Ama yine de verimli bir günün gerçekten dibine vurduğum bir andayım. Yani çok aşırı verimli geçiyor bugün. O yüzden de biraz galiba bunu aldım. Bir cam açayım ve müzik açıp yapmam gereken işlere dönüyorum.